2005 yılının 13 mayıda akromiler deb atalgan guruh vakilleri Andijonda harbiy qismga hujum qilib, qurollarini qo'lga kiritishgan. Keyin ular turmaga hujum qilib, u yerdagi 500 dan ziyod mahkumlarni ozod qilishgan. Hokimiyat binosini egallab, bir qancha amaldorlar, prokuror va harbiylarni garovga olishgan edi. O'sha kuni Andijonning Bobur maydonida bir necha ming odam to'plangan edi. Ular orasida ozod etilgan mahkumlar, qurollangan akromiylar va o'z maishiy muammolarini aytish uchun yoki shunchaki qiziqish yuzasidan kelgan oddiy andijonliklar bor edi. Qo'zg'olon tashkilotchisi va akromiylar guruhi yetakchilaridan bo'lgan Qobul Barpiyev o'sha paytdagi ichki ishlar vaziri Zokir Almatov bilan muzokaraga kirishadi. Barpiyev Almatovdan akromiylar asoschisi Akrom Yo'ldoshev va boshqa safdoshlarini qamoqlardan ozod etish, O'zbekistondan chiqib ketish uchun koridor ochib berishni talab qiladi. Telefondagi suhbatdan Almatov talablarini bajarishga va'da berganini eshitish mumkin. Alo. Yaptım. Şu. Gelişti. Adım açık kelasını mı alıp getireyim?
Deniz Bey dedi. Fatım Sadır'la sana aldıkça bastın mı? Kesin kesin. Biz de fark ettim mi benim? Zahmet'in içine bastım böyledi, orada da uzun böyledi. Ah, tane şöyle kadar kadar böyledi. Ne oldu? Ne? Onları rica edene sefadan bir tane bastı koymasın. Ne? Bize bastın, su pratiğin garanti. Ne de ona garanti yok. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ayrıca önce bozun gel. Yapıyor. Gelişti. Biroq kun yakunida hukumat olomonga qarata o'q yog'diradi. Olomon ichida yuzlab oddiy andijonliklar bor edi. Qurolli qo'zg'olon yetakchisi Qobul Parpiyev o'sha kuni Qirg'izistonga qochishga muvaffaq bo'ladi. Biroz vaqt tog'larda yashirinib yuradi. Keyinchalik u O'zbek maxsus xizmatlari tomonidan hibsga olinib, 20 yilga ozodlikdan mahrum qilindi.